Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet arayışımız devam ediyor. Toplumun adalet talebini duyurmak, susamışlığı gidermek, Cumhuriyet Halk Partisi biz siyasetçilerin görevidir. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Haziran 2017'de Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü bugün de devam ediyor. Dün meclisten Adalet Bakanlığı'na yaptığımız yürüyüş adalet yürüyüşümüzün bir parçasıdır. Ancak bugün geldiği nokta ise tüyler ürperticidir. Biz 2017'de hepimiz için adalet talebiyle yola çıktığımızda çıkış noktamız gazeteciler, akademisyenler, siyasetçilerin zindanlara kapatılmasıydı. Onların bastırılmış sesinin yükseltilmesi içindi. Dün ise masum bir çocuğun çıldığını duyurmak için adalet yürüyüşü yaptık. 6 yaşındaki bir çocuğun maruz kaldığı ve üstü örtünmek istenen istismar, taciz, tecavüzü açık etmek içindi. Adaletsizliğin derinleşmesindeki en büyük faktör Cumhurbaşkanlığının çürümüş sistemidir. Hızlı karar alacağız. Her sorunu çözeceğiz. Ağır bürokrasiyi yeneceğiz diyorlardı. Öyle oldu mu? Hayır. Sadece bu olay üzerinden baksak bile korkunç olaya maruz kalan kız çocuğu 30 Kasım 2020'de siyasetçi oldu ve bütün delilleri savcılığa sundu. Dava ne zaman açıldı? 30 Ekim 2022'de. Bu kadar açık ifadeler, deliller, fotoğraflar ortadayken bir davanın açılması nasıl oldu da tam 2 yıl sürdü? Bu kız çocuğu okuma yazma dahi bilmiyordu. Tek bir gün okul yüzü görmemişti de onun için. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğun zorunlu eğitime getirilmediğini nasıl bilemedi? Bir kız çocuğunun 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğün yapılırken emniyet bunu gerçekten nasıl tespit edemedi? 14 yaşında istismar olayı hastanede ortaya çıktı. Savcı nasıl ve neden doğum kağıdı istemedi? Kemik yaşı tespitinde yerine 21 yaşında bir kadın sokuldu. 14 yaşındaki çocuğun görünümüne bakıp 21 yaş kemik testi sonucunda savcı nasıl bu olaya göz yumdu, bu raporu kabul etti? Soruşturmayı nasıl kapattı, hangi vicdanla yaptı? Bir çocuğun 17 yaşında doğum yapılması nasıl soruşturmaya gerçekten konu olmadı? Yavrusunu alıp da devlete sığınan bu kadından Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı 2 yıldan beri haberdar. Davaya neden en başından müdahil olmadılar? Kendi ağzıyla söylüyor bakan, dava basına yansıdığı gün bizim de bilgimiz oldu diye. Korkunç olayın gün yüzüne çıkartılması Aile Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı hepsi bunların suçüstü olmuştur. Cumhurbaşkanı bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nı, bu Adalet Bakanı'nı, bu İçişleri Bakanı'nı savunmakla kız çocuğunun başına gelenleri aslında meşrulaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanının yaptığı tam da budur. Çünkü suçlu olanlar, bu mekanizmanın tamamında bulunanlar Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanı'dır. Çocuğu değil, Cumhurbaşkanı kendi bakanlıklarını savunuyor. 6 yaşındaki çocuğa taciz ve tecavüzü bir kızımızın erken yaşta evliliği diye tanımlayan Erdoğan ve bakanları bu suçtan asla kurtulamazlar. Ne demek? Bir çocuğumuzun erken yaşta evliliği. Bu olay bu mudur?
6 yaşında bir çocuğa tecavüz edilmiştir. 6 yaşındaki bir çocuk evlilik içerisinde değerlendirilmiştir. Ne 14'ü ne 15'i. Rezilliği neden örtbas etmeye çalışıyorsun? Sen sadece burada masum çocuğu değil, kamuoyunun tepkisini dindirmeye çalışıyorsun. 2020'de başlatılan soruşturma için neden Mayıs 2023'te duruşma tarihi veriliyor? Hani erken tarihte verilecekti? Erdoğan dün duruşma için yakında olacak dediydi. Ne oldu? Söyledikleri hiçbir şey gerçek değil. Çünkü masumun yanında değiller. Suçluyu koruyorlar. Duruşma tarihinin öne alınması için girişimde bulunmadıkları da çok net anlaşılıyor. Bugün bu adım atılıyorsa aslında Adalet Bakanlığı'nın başında olduğu HSK ve bu soruşturma başlatılıyorsa 2012'deki iddiaları kovuşturmaya gerek yoktur diyen savcı için inceleme başlatılıyorsa bu Timur Soykan gibi bir gazetecinin bunu haber yapması nedeniyledir. Hala dürüst, namuslu gazeteciler olduğu içindir. Halkımız kız çocuğuna sahip çıktığı içindir. O yürekli, minicik yaşında başına birçok felaket gelen ama cesaretle bu olayların üzerine yürüyen o çocuğa hep beraber sahip çıktığımız içindir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na bu evladımız için de adalet yürüyüşünü yaptığı içindir. Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet ve tepesindeki Cumhurbaşkanlığı yıllardan beri korkunç gerçeği duymamıştır. Çözümü bu ellere asla bırakmamalıyız. 2016 yılında mecliste komisyon kurdular. Şimdi de diyorlar ki bir komisyon oluşturalım ve bunun üzerine gidelim. Kurduğunuz bu komisyonda tüm gruplar birlikte çalıştık. Atılması gereken adımları o tarihte birlikte belirledik. Ortada meclis raporu var. Erdoğan daha sonra 6 bakanını görevlendirdi. Yine tüm gruplar bu bakanlara destek verdik. Recep Akta 10 gün içinde adım atacağız dedi. Açıklama yaptı bize. 4 ila 5 yıl geçti üstünden. İstismarın önüne geçecek tek bir adım atıldı mı? Hayır, atılmadı. Bu komisyonlar bu üzgünüz tavırları tamamen kamuoyunu yormak içindir. Tamamen kamuoyunu oyalamak içindir. Erdoğan ve bakanları bu sistem içinde soruna çare bulamazlar. Bir daha bu ülkede böyle korkunç istismarların yaşanmaması için bu düzenin ortadan kalkması gerekiyor. Kökten bir çareye adım atmamız gerekiyor. Bir şeyin altına, doğru bir şeyin altına birlikte imza atmamız gerekiyor. Ve kararlı olmamız gerekiyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, vicdanı kanayan hangi görüşten olursa olsun, hangi yolda yürüyorsa yürüsün, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Siyaset kurumu olarak bizler, meclis, halk burada çığlığa sessiz kalmamalıyız. Çözümün bir parçası olmalıyız. Kokuşmuşluğa, haksızlığa karşı mücadele etmeliyiz. Başka çocukların yanmaması için çığlığımızı yükseltmeliyiz. Bu kadın en büyük saygıyı hak ediyor. Onun mücadelesine destek olmak, sesini yükseltmek, yanında olmak zorundayız. İnsanlık görevimiz budu gösteriyor. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu evladımızın vicdanları kanatan bu yaşanmışlığının başka çocuklarımızın da yaşamaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ancak adalet yürüyüşümüz sadece burada değil. Emek sahibi yıllardan beri alın teriyle çalışmış ama maaşını hala alamayan EYT'liler için de adalet yürüyüşümüz duruyor. EYT'liler bu ülkede alın teriyle çalışıp emekli maaşlarını hak etmiş bir buçuk milyon insan. Ama alabiliyorlar mı? Hayır, alamıyorlar.
yıllardan beri sürdürdükleri hak mücadelesini saray görmemezlikten geliyor. Üstten bakan bir tavırla yapıyor bunu. Sarayın bakanları ise birbirlerine verdikleri çelişkili demeçlerle adeta onlarla dalga geçiyorlar. Hele Maliye Bakanı Nebati'nin bir gazetecinin sorduğu soruya karşılık sanki hayatında hiç EYT'lileri duymamış gibi EYT mi diye cevap vermesi 1,5 milyon EYT'liyi hayal kırıklığına uğratmıştır. Ama ben eminim o EYT'liler de bir gün Nebati mi diye soracaklar. O EYT'liler bir gün AKP mi diye soracaklar ve sandıkta ne gerekiyorsa onu yapacaklardır. EYT'lileri oyaladıklarını görüyoruz. Hepimiz bu sistemdeki tek karar vericinin aslında Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da görüyoruz. İstedikleri herkese, istedikleri her şeyi veriyorlar. Katar'a milyarlarca dolar imkan yaratıyorlar. Zeytinlikleri imara açıyorlar. Limanları ihalesiz yandaşlara peşkeş çekiyorlar. Yandaş sendikayı korumak için meclisten yasa çıkartıyorlar. EYT'lilerin yasal haklarını vermeyenler yandaşların menfaati söz konusu olunca ne anayasa ne de yasa tanıyorlar. Hepsini bir torbanın içerisine koyup yine önümüze getirdiler. Haktan, hukuktan ne anladıkları dün Nebati çok güzel özetledi. Şöyle dedi: asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilirse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir. Ne kadar üstten bir bakış, ne kadar tepeden bir bakış. Çalışanlar, alın teri dökenler senden sadaka istemiyorlar. Haklarını istiyorlar. Çalışmanın karşılığında insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmeyi istiyorlar. Sen kimsin ki? Devletin bütçesi milletindir. Milletin parasıyla bu kadar çok üstten konuşabiliyorsun ve onları böyle aşağılayabiliyorsun. Ve bundan daha acısı, açık itirafı, bugün Türkiye'de asgari ücretle memur, emekli, fakir, fukaradır itirafında bulunuyorsun. Bunu sen söyleyemiyorum. Bizzat ben bunu söylemiyorum. Bizzat bunu bakan söylüyor. AKP'nin ekonomi sistemi memur, asgari ücretli, emekliyi fakir fukara yapmıştır. Tablo açık. Açlık sınırı 7.785 lira. Asgari ücret 5.500 liradır. Asgari ücretli aç, emekli aç, memur aç, insanlarımız açtır. 60 milyon insanımız şu anda Nebati'nin de itiraf ettiği gibi açlıkla mücadele etmektedir. Değerli arkadaşlarım, altı yaşındaki kız çocuğunun istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel, Fatma Gümüşel hakkında tutuklama kararı çıkmış. Efendim? Mahkeme talepte bulunmuş. Hayır, burada tutuklama kararı çıktı diye bir yazı geldi. Arkadaşlarımız değerlendirirler. İster avukatları talepte bulunsun, isterse böyle bir karar çıkmış olsun. Arkadaşlar, bu 2 yıldan beri göz yumulan bir olaydır. 6 yaşındaki bir çocukla ilgili eğer şimdi 2 yıl durup da bir tutuklama kararı çıkartıyorlarsa bu gerçekten tek kelimeyle çürümüşlüktür. Yazık bu insanlara. Cumhurbaşkanlığı sistemini bu milletin başına saran Recep Tayyip Erdoğan'a yazıklar olsun. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Aile Bakanı bize güvenin diyor. Size asla güvenmiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a asla güvenmiyoruz.
Türkiye'de 6 yaşındaki bir çocuğu 2 yıl mağdur edip bu olay bir gazetecinin yazdıktan sonra kamuoyuna duyurulup bütün muhalefetin ve Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüyle tekrar gündeme sıcaklığıyla geldiğinde ve bu kızımızın, bu yavrumuzun başlattığı mücadele hat noktaya geldiğinde siz başınızı utanmazlık çukurundan çıkartıp bugün mecbur kaldığınız için bu tutuklamaları yapıyorsunuz. Yoksa ömür boyu gizlersiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi her zaman farklıdır. Recep Tayyip Erdoğan insanlara yapmadıkları şeyler üzerinden saldırır. Ne demiş? Bay Kemal, Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin? Kızları 12-13 yaşında yavruları evlerinde ellerinden alınıp kaçırılan bu gözü yaşlı annelere acaba kaç kere ziyaret ettin? Recep Tayyip Erdoğan, o annelerinin gözünün yaşlı olmasının sebebi sensin. 20 yıldan beri iktidardasın. Hala benim ülkemde annelerin çocukları daha kaçırılabiliyorsa, hala gözü yaşlı anneler gözyaşlarını bu kamuoyundan gizlemeden evlatları için ağlıyorlarsa, sen terörü bitirdik yalanının arkasına sığınıp çocuklarımıza sahip çıkamadığın içindir. Sen terör başıyla bir masaya oturduğun içindir. Sen teröristlerle birlikte el ele verip de teröristleri bu ülkede, bu ülkeye silahlarıyla beraber sokup güçlendirdiğin içindir. Senin İçişleri Bakanı'nın yalan söylediği içindir. Terör örgütü bitti dedikten sonra hala masum öldür yavrularımızın bu ülkede Taksim Meydanı'nda eğer ölümle karşı karşıya geliyorlarsa bunun bir tek suçlusu var. 20 yıldan beri bulunduğum bu iktidarda çürümüşlük içerisinde olduğun içindir. Onun için bunun sorumlusu sensin. Bunun hesabını hem bu dünyada hem öbür dünyada vereceksin. Yine bir siyasal partinin teşkilatlarında ve belediyelerinde yaşanan onlarca benzer istismar iddiasının üzerine aynı kararlılıkla gitmelerini bekliyoruz. Bu tam rezilce bir konuşmadır. Bir cumhurbaşkanı, İçişleri kendisine bağlı, Adalet Bakanlığı kendisine bağlı, Aile Bakanlığı kendisine bağlı, elini mi tutan var Recep Tayyip Erdoğan? Gitsene üzerlerine. Neden gitmedin? Kim olurlarsa olsun, onlardan hesap sormak için devletin bütün aygıtları, bütün görevlileri senin emrinde. Neden gereğini yapmıyorsun? Bunun hesabını 20 yıldan beri iktidarda sen olmana rağmen muhalefete mi soruyorsun? Mesela 12-13 yaşındaki kız çocuklarımızın teşhir vitrini haline dönüşen sosyal medya mecralarının benzer rezilliklerinin yuvası durumundaki mekanlara karşı yürüttüğümüz mücadeleye destek belirtiyoruz. Ya çok daha ağır konuşacağım ama yani halkıma olan saygımdan dolayı konuşmuyorum. Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir mağduriyet varsa senin görevin orada gereğini yapmaktır. Bunları konuşarak lafazanlık yapmak değildir. Senin görevin çocuklarımıza sahip çıkmaktır. Gençlerimize sahip çıkmaktır. Kadınlarımıza sahip çıkmaktır. Milletimize sahip çıkmaktır. Ülkemize sahip çıkmaktır. Sen bunların hiçbir tanesine sahip çıkamadın. Hiçbir tanesine sahip çıkmamak için de hala kararlı bir şekilde kendi bildiğin yolda yürümeye devam ediyorsun. Ama bu millet biliyor. 6 ay sonra sandık gelecek. Allah yukarıda. Bunları yapanların hepsinden adalet önünde hesap soracağız. Demokratik yollarla o sandıktan milletimizin takdiri çıkacak. Ve Millet İttifakı iktidara geldiğinde buna müsebbip olan bakanların hepsi adalet karşısına çıkacak. Bundan sorumlu olanlar herkes çıkacak. En tepeden en aşağı kadar.
herkesi adalet karşısında çıkıp masumların hakkını, hukukunu onlardan soracağız. Ve onlar bunun hesabını verecekler. Hepinize saygılar sunuyorum. Bütçe devam ediyor arkadaşlar. Aslında bütçe bittikten sonra biliyorsunuz bu karar hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemine gelmiyor. MYK'mız içerisinde bu konuyu değerlendireceğiz. Bizim söylediğimiz çok yalın bir şey var. Biz dedik ki kadının giyim kuşamı ile ilgili bu ülke artık bunu tartışma konusu yapmasın. Kadınların bütün hepsi özgürce istedikleri gibi giyinebilsinler. Onların önünden bu engel kaldırılsın. Bunun için de bir yasa teklifi verdik. Çok açık ve çok net. Bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilseydi sorun halledilmişti. Ama onlar aile birliğini korumak adı altında Medeni Kanun'da zaten var olan bir maddeyi de kelime anlamlarını değiştirterek tekrar bunun bizim söylediğimiz yasaya onu da ilave etmeye çalışıyorlar. Bunun amaçlarının ne olduğunu görmek lazım. Aslında toplumumuzun büyük bir kesiminde ya başörtüsüyle bunun ne alakası var? Bununla başörtüsü niye yan yana getirildi? Yani başörtüsü yasası çıksaydı da bu eğer gerçekten çok acil bir meseleyse bu ülke için tekrar bu ülke için görüşülmesi gereken bir meseleyse bunu kendi içlerinde tekrar görüşselerdi diyorlar. Bu konuda MYK bunu en kısa zamanda görüşüp kamuoyuyla paylaşacaktır. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. HSK'ya gelen bir şikayet olmadı ve HSK'nın da dosyadan bilgisi yoktu deniyor 2013 için ve o dönemin savcısında hakkında da soruşturma başladığını ifade ediyor. Neden 2023'te soruşturma içinde İstanbul mahkemelerindeki tutuklu yargılamalarda duruşma tarihinin yoğunluk nedeniyle ileri tarihe verildiği dikkat çekiyor. Aslında önce öne alınması yönünde de görüşleri var. Çok samimiyetsiz. Böyle gerçekten sanki karşı tarafı küçümseyerek yapılan bir açıklama hiç inandırıcı değil. Şimdi ne kadar sistemin çürümüş olduğu, ne kadar gerçekten yıpranmış olduğunu gözler önüne seren bir açıklama. Adalet Bakanlığı savcının haberi olan bir olaydan bizim haberimiz yoktu diyor. Savcının bilgisi var bu konuda ama Adalet Bakanlığı'nın bilgisi yok. Ya bunun sorumlusu o kız çocuğu mu? Sizin sisteminizin çürümüşlüğü, işlememesinin cezasını o 6 yaşındaki yavru mu çekecek? Yani Adalet Bakanı bize güvenin diyor. Ya biz size nasıl güvenelim? Bu rezil bir yönetim biçimiyle, bu yaklaşımınızla biz size gerçekten nasıl güvenelim? Bir de gerçekten yalan söylüyorlar. Samimi şekilde söylüyorum, yalan söylüyorlar.
Ya suçu ve suçluyu koruyorsunuz. Zaten sizin İçişleri Bakanınız. Ya birisi 10 bin dolar rüşvet verdi dedi. Suç duyurusunda bulundu. Ne yaptınız ya? Bir siyasetçi, bir mafya lideri 10 bin dolar verdi dedi. Şimdi bunu da duymadınız mı? Yani aslında biliyorlar. Aslında her şeyden haberleri var. Ama onlar bu çürümüşlüğün içerisinde oldukları için bu olaya bu şekilde bakıyorlar. Neden mi? En son aldıkları kararla eğer isteselerdi bu mahkeme tarihini öne alabilirler miydi? Yani her şeyi yapmaya kudretli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onun Adalet Bakanı, bir mahkeme kararında yeri geldiği zaman hakimleri görevden alıp hakimleri değiştiren, kararları uygulamayan, anayasa kararlarını uygulamayan Cumhurbaşkanı, bu evladın, bu mahkemesinin tarihini öne aldırabilir miydi, aldıramaz mıydı? Bir tek emirle yapabilir miydi, yapamaz mıydı? Yapmadılar. Çünkü bu olaya olan bakış açıları rezil bir bakış açısıdır. Vicdansız bir bakış açısıdır. Samimiyetsiz bir bakış açısıdır. Düşündükleri o evladımız değildir. Düşündükleri o evladımız gibi olan binlerce yaralı olan evladımız değildir. Bir tek düşündükleri var, kendileri ve iktidarları. Bu Cumhurbaşkanı bu milleti şöyle kandırdı. Dedi ki, biz işsizliği tek haneli rakamlara indireceğiz dedi. Öyle oldu mu? Benim hayalimdir, 2023 hedefimiz dedi. Bu adam yapar dediler. Oy verelim dediler. Şu anda 7 milyon kişinin üstünde işsiz var. Gerçek işsiz sayısı ise 20 milyon civarında. Peki bu Cumhurbaşkanı ihracatı biz büyüteceğiz dedi. Peki ne oldu? Gerçekten rakamlar neyi gösteriyor? Söyledikleri rakamın yarısını dahi gerçekleştiremediler. Bu Cumhurbaşkanı dedi ki enflasyonu tek hanelerde tutacağız. Bu bizim 2023 hedefimizdir dedi. Enflasyon şu anda gerçekten %180. Bırakın onların verdiği rakamları. Peki ne oldu? Üç haneli rakamlara çıktı. Tek haneli rakamlardan üç haneli rakamlara çıktı. Milletimizin bu yalanlara artık karnı tok. Artık bu yalanları duymak istemiyorlar. Onun yarattığı sefalet Türkiye'yi yok ediyor. Bir an önce bu gidişe dur demek gerekiyor. Yasalara o konuda saygılı olacağız. Bir yerde usulsüzlük varsa, bir yerde yolsuzluk varsa araştıracaklar, bakacaklar, inceleyecekler. Ama bu olayda olduğu gibi değil, bu olaya yaklaştıkları gibi değil. Objektif bakacaklar, yaklaşacaklar, siyaseten değil, hukuki olarak yaklaşacaklar. Eğer bir suçu varsa cezasını görecek.